Bir Psikiyatristin Gizli Defteri 4. Bölüm Bayılan Kız Öğrenciler 1980 Baharı 1 Mayıs akşamı Cambridge'deki buz gibi evimde Carl Jung makalelerini inceliyordum. Artık gözlerimi açık tutamaz olmuştum ki buharlı ısıtıcının ani tıslaması beni cin gibi ayılttı. Acaba ev sahibime ikramiye vurmuştu da bahar ayında kiracılarını ısıtarak zenginliğini paylaşmaya mı karar vermişti? Jung'dan sıkıldığım için bol teori, az aksiyon, 11 haberlerini izlemek için televizyonu açtım. Haber başlıklarını dinlerken kendime çay yapmak için mutfağa gittim. O sırada haberlerden biri dikkatimi çekti. Yakınlardaki bir banliyöde bir grup ilkokul öğrencisi o gün bilinmez bir hastalıktan dolayı hastaneye kaldırılmıştı. Bayılırdım gizemli durumlara. Haberi izlemek için koşarak salona döndüm. Küçük çocuklardan oluşan bir kalabalık okul bahçesinde korku ve şaşkınlık içinde dolanıyordu ve öğretmenleri onları rahatlatmaya çalışıyordu. Çocukların bazıları ağlıyordu. Bazıları karınlarını tutarak minderlerin üzerine uzanıyordu. Birkaçı da ambulanslara bindiriliyordu. Olay yerindeki haber sunucusu esrarengiz durumu anlatmaya koyuldu. Olay bir okul toplantısı sırasında toplantı salonunda patlak verdi. Öğretmenlerden biri çocukların sinek gibi birer birer düşmeye başladığını söyledi. Hastalanan çocukların çoğu State Street Community Hastanesi'ne kaldırıldı ve birkaç saat sonra tamamen iyileşmiş durumda taburcu edildi. Yerel sağlık yetkilileri hala olayın nedenini araştırıyor. Başlıca suçlular arasında ise zehirli dumanlar yer alıyor. Ancak henüz herhangi bir şey kanıtlanmış değil. Kitle histerisini daha önce duymuştum. Fiziksel rahatsızlık gibi görünen ama aslında psikosomatik semptomların grupsal bulaşma etkisi yarattığı durumlardı bunlar. Bu esrarengiz hastalık da bu teşhise uyuyor olabilirdi. Sağlık görevlileri fiziksel bir neden bulsa bile yaşananlar fazla dramatikti. Çok sayıda gözü yaşlı çocuk, çılgına dönmüş anne babalar ve etrafta koşturan öğretmenlerle acil servis görevlileri. Ertesi sabah klinikten önce tıp fakültesinin kütüphanesine uğradım ve kitle histerisi hakkında birkaç makale buldum. Çok az rastlansa da bu salgınların orta çağda bile kayda geçtiğini öğrendim. Olaylar daha çok çocuklarda ve gençlerde, erkeklerden çok kızlarda görülüyordu ve en yaygın semptomlar bayılma ve hiperventilasyondu, sık nefes alıp verme. Hastalık nadiren de olsa günlerce devam edebiliyordu. Ancak hastalığa tutulan kalabalık dağıldığında hastalık belirtileri de kaybolur gibi oluyordu. Çünkü belirtiler sadece insanlar başkalarının hastalandığını gördüğünde ortaya çıkıyordu. Salgının nedeni hakkındaki söylentiler de cemiyetin tamamına yayılıyordu. Bu sıra dışı olayları okumak beni iyice heveslendirdi. Okuduklarım tıbbi gizemin tüm unsurlarını barındırıyordu ve kitlelerin gücü, zihnin bedeni kontrol etme becerisi konusunda akla büyüleyici bazı sorular getiriyordu. Vaktin nasıl geçtiğini anlamamıştım. Kliniğe geç kaldığımı fark ettim. Makalelerden hızla kendime fotokopi alarak hastaneye doğru yola düştüm. Neyse ki klinik yoğun değildi. Bomboş denebilecek bekleme odasından ok gibi geçerek dostum Don Williams'ı kahve alanında bir yandan hasta notlarını tamamlayıp bir yandan diyet kolasını içerken buldum. Don, ihtisas sınıfımızda en yakın arkadaşlarımdan biriydi ve kendini Woody Allen'ın uzun boylu, siyah tenli ve yakışıklı versiyonu olarak tanımlardı. Şu sakin vakitte teşrif etmekle ne iyi ettiniz Doktor Small. Alarm saatini köpek mi yedi, dedi. Her daim komedyen, hiçbir zaman komik değil, diye karşılık verdim. Kütüphanedeydim, merak ediyorsan. Don kahkaha attı. Tabii canım, zaten ben de Red Sox'ta beyzbol oynuyorum. Dur şimdi Don, hani dün bayılıp hastaneye kaldırılan şu banyo çocukları ile ilgili haberi duydun mu? Evet, zehirli bir sızıntı yüzünden falan olabilirmiş diyorlar. Şu Three Mile Island olayından beri herkesin çevre felaketi çıkacak diye ödü kopar oldu. Okulda herhangi bir zehre ilişkin kanıt yok. Bence orada psikolojik bir durum söz konusu olabilir. Çocuklar aniden hastalanıyorlar. Sonra yine aniden iyileşiyorlar. Kulağa biraz şüpheli geliyor. Bu yüzden kütüphanede kitle histerisini araştırdım. Don kısa bir sessizlikten sonra
Olabilir, dedi. Biliyor musun Gary, gerçekten de sen gidip bir incele bu olayı. Hani herkese araştırma işine girmekle tehdit edip duruyordun ya, al sana fırsat işte. Aslında çok isterdim oraya gitmeyi ama bugün bütün gün kliniğim var, dedim. Ben seni idare ederim. Git mahalleliyle konuş, neler olduğunu öğren. Belki ortaya bir çalışma falan çıkarır, yayınlatırsın. Hiçbir şey olmasa da en azından klinikten çıkma şansı bulmuş olursun. Don hemen Godfather, Baba filminden Marlon Brando taklidine geçti. Ama günün birinde ben de senden bir iyilik isteyebilirim. Ne diyorsun yani? Oraya gidip sağa sola sorular sormaya mı başlayayım? Hangi yetkiyle? Yetkiye falan ihtiyacın yok ki. Prestijli Harvard Tıp Fakültesinin çalışanlarından birisin. Onlara salgın hastalıklar konusunda uzman olduğunu ve bu üzücü olayı çözmek üzere geldiğini söyle. Olasılıklar beni heyecanlandırmaya başlamıştı. Tıp fakültesindeyken araştırma ile amatörce ilgilenmiştim ama belli bir şeyi takip etme fırsatım olmamıştı. Oysa çocukluğumdan beri bulmaca çözmeyi severdim. Bir problem için strateji ya da çözüm geliştirmenin benim için muazzam tatminkar bir yanı vardı. İşte bu. Gerçek hayattan bir bulmacayı çözmek için fırsat. Haklıydı Don. Harvard'lı doktor kartını oynamayı seçsem de seçmesem de en azından oraya gidip neler olduğunu anlamaya çalışabilirdim. Kitle histerisi uzmanı olmayabilirdim ama iki makale okumuştum ve muhtemelen bu konuda yerel doktorların hepsinden fazla şey biliyordum. Sonradan öğrendiğime göre hastalık denetim merkezleri bile açıklanamayan hastalık salgınlarının teşhisinde kitle histerisini bir açıklama olarak görmezden gelmişti. Birkaç telefon görüşmesi yaptıktan sonra salgının gerçekleştiği okulun müdüründen randevu aldım. Aileler ve çocuklar için tek sayfalık bir anket hazırlayarak çoğalttım. 1974 model Toyota Corolla'mla Boylston Street'te ilerlerken banyoya yaklaştıkça bina manzarasının bitki örtüsüne dönüşmesini izledim. Muhtemelen birden fazla kişiyle bir arada konuşacağım halde bireysel hastalarımda kullandığım psikoterapik araştırmacı yaklaşımını uygulamayı düşünüyordum. Ailelere erişimim olduğu sürece bunun da zor olmayacağını tahmin ediyordum. Fark ettim ki bunu yaparken aynı zamanda bir teze zemin oluşturacak bir araştırma hipotezi de geliştirmiş olacaktım. Davranış araştırmaları ve benzeri psikiyatrik araştırmaların diğer tıp çalışmalarından bir şekilde daha az bilimsel olduğuna dair genel bir ön yargı vardır. Bunun ardında ise pek çok neden yatar. Psikiyatri ile ilgili her konuda bitmek bilmez bir utanç vardır. Ayrıca çoğu insan kendi temelinde yatan psikolojik sorunlara bakmaktan korkar. Banliyö yolunu kısa sürede kat ettim. Arabayı okulun hemen karşısına park ettim ve arka koltuktan defterimi aldım. Beyaz klinik önlüğüm gözüme takılınca onu da alıp üstüme geçirdim. Belki karşıma çıkan kapıları açabilmek için Don'un sözünü ettiği kaygı duyan uzman rolünü oynayabilirdim. Bay Saxon'un odasının önünde beklerken adamın yorgun, asabi bir sesle telefonda konuştuğunu duydum. Anladığım kadarıyla bir veliyi her şeyin yolunda gittiğine ikna etmeye çalışıyordu. Telefonu kapadıktan sonra beni karşılamak için dışarı çıktı. Bu uzun boylu, azametli adam elimi sıkarken neredeyse kırıyordu. Beni odasına buyur etti ve masanın karşısındaki koltuğa oturttu. Bir an kendimi ilkokulda müdür odasına çağrılmış gibi hissettim. "Evet, Doktor Small, nedir sizi Harvard'dan buraya getiren?" dedi. "Geçen akşam haberlerde anlatılan olay hakkında konuşmak istiyorum. Defterimi ve kalemimi çıkardım. Not almak için izin istedim." "Ne öğrenmek istiyorsunuz?" dedi Bay Saxon. "Şey, Harvard'daki doktorlar olarak bazılarımız hastalığı duyduk ve bizim, yani benim, bu tür durumlarda tecrübem oldu. Eh, ne de olsa kütüphaneye gitmiştim. Salgının nasıl başladığını anlatabilir misiniz bana?" "Şöyle ki, 6. sınıflar okulun bahar gösterisi için yapılan kostüm provasının ortalarına gelmişlerdi," dedi Saxon. "Bazı öğrenciler de gösteri salonunda provayı izliyordu. O sırada sahnedeki oğlanlardan biri bayılıp yere düştü. Çocuk çenesini platformun basamağına vurdu. Çenesi kanamaya başladı. Herkes şaşkınlığa düştü. Sonra bir baktık ki diğer koro üyeleri de karınlarını tutup yere çömelmeye başlamışlar.
Ardından iş iyice çığırından çıktı ve salondaki çocukların yarısı mide bulantısı çekmeye, bayılmaya, nefes almakta zorlanmaya başladı. Delice not alıyordum. Erkeklerden çok kızların hastalanması gibi bir şey dikkatinizi çekti mi? Dedim. Aslında bayılanların çoğu kızdı galiba. Sonra ne oldu? Dedim. İtfaiye şefi çabucak, belki yarım saatten kısa sürede geldi. Duman kokusu alır gibi olduğu için gösteri salonunu boşalttırdı. Ambulanslar 20'den fazla çocuğu hastaneye götürdü. Ben de kalanları yatıştırmaya çalıştım, dedi Saxon. Sonra ayağa kalkarak pencereye gitti. Bir sürü öğrenci ağlıyordu ama velileri geldiğinde sakinleştiler. Kanımca öğretmenlerimiz ve görevlilerimiz ortalığı yatıştırmakta olağanüstü bir başarı sergiledi. Başımı defterimden kaldırdım. Baya bir dram yaşanmış anlaşılan. Hastanedekilere ne oldu? Hiçbir şey bulamadılar. Laboratuvar sonuçları normaldi. Olay öğle yemeğinden önce oldu. Sanırım çocuklar aç ve yorgundu. Bir iki tanesi hızlı hızlı nefes almaya başlayınca herkes korkuya kapıldı herhalde. Ama çocuklarımızda fiziksel olarak hiçbir sorun yoktu. Okulumuz da gerekli tüm protokolleri yerine getirdi, dedi kendini savunurcasına Saxon. Sonra da tekrar yerine oturdu. Yani bu geçici hastalığa neyin sebep olduğunu hala bilmiyoruz, dedim. O konuda endişeli değiliz Doktor Small. Gösteri salonunda hiçbir zehirli madde bulunmadı. Okulumuzda öğrenciler ve yetkililer için son derece güvenli. Fevkalade bir sicilimiz var bizim. Her şey yolunda. Gördüğüm kadarıyla Saxon'un salgının gerçek nedenini öğrenmek için daha fazla araştırma yapmaya niyeti yoktu. Doğrusu tarif ettiği şey kitle histerisinin tipik özelliklerini içeriyordu. Fiziksel bir nedeni destekleyen laboratuvar sonuçlarının olmayışı, sıklıkla nefes alıp verme, bayılma ve öğrenciler birbirinden ayrıldıktan sonra hastalık belirtilerinde hızlı bir düşüş. Saxon'un açıklamaları psikolojik bir nedene işaret ediyordu. Ama bu noktada kitle histerisinden söz ettiğim takdirde Saxon'un daha fazla savunmaya geçeceğini biliyordum. Belki okulun da kendisinin de olaya herhangi bir şekilde katkıda bulunduğu yönünde bir suçlamayla karşılaşmak istemiyordu. Ama ister psikolojik bir nedeni olsun, ister fiziksel ya da her ikisi birden, bu olayın kökenine inmediğimiz sürece yeniden yaşanması ihtimali vardı. Başka bir salgın olmasından endişe etmiyor musunuz? Dedim. Hayır, kesinlikle. Bitti o. Sadece herkes gereğinden fazla heyecanlandı. Şimdiye kadar hiç olmamıştı. Bundan sonra da olmayacak. Koltuğunda kıpırdandı ve sinirli bir şekilde masasının üstündeki kağıtları düzeltti. Acaba kendini mi inandırmaya çalışıyordu, beni mi? Söylediği doğru olabilir diye düşündüm. Ama bir daha olursa eğer kendi gözlerimle görmek istiyordum. Çocukların veliler için yapacağı gösteri ne zaman? Dedim. Bahar eğlencesi cuma akşamı. Tahminimce bayağı kalabalık olacak. İsterseniz siz de davetlimiz olun. Davet biraz yarım ağızla yapılmıştı. Saxon hiç şüphesiz sorularımı savuşturmaktan yorulmaya başlamıştı. Acizlik verdiğimi hissederek ayağa kalktım. Ve davetiniz için teşekkürler Bay Saxon. Gösteriye geleceğim, dedim. Saxon, geleceğimi duyduğuna pek sevinmiş gibi görünmüyordu. Kalktığım için rahatlamış gibiydi. Tam çıkmak üzereyken döndüm ve aslında Bay Saxon, dedim. Küçük bir şey daha vardı. Sevdiğim televizyon dizisi karakteri Columbo görse benimle gurur duyardı. Saxon, sıkkın bir ifadeyle bana baktı. Nedir? Bu tür bir şeyin bir daha tekrarlanmayacağından tamamen emin olabilmek için ailelerden bir iki tanesiyle konuşup kısa bir anket dağıtabilir miyim diye soracaktım. Çünkü eminim böyle bir şeyin tekrarını istemezsiniz. Bilemiyorum, düşünürüz, dedi Saxon. Mesele şu ki, şimdiye dek ailelerimizin mahremiyetine çok büyük hassasiyet gösterdik. Yarın bir toplantım daha var. Beni arayın, bu konuyu konuşalım. Ayağa kalkarak odasından çıkmama eşlik etti. Belli ki küçük araştırmamla hiçbir şekilde ilgilenmiyor, her şeyin eski haline dönmesi için can atıyordu. Arabamı State Street Community Hastanesi'ne sürdüm ve girişin önüne park ettim. Bayılan çocukları tedavi eden hastane görevlilerinden birkaçını bulmayı umuyordum. Lobi, bekleyen anne babalar ve etrafta koşuşturan çocuklarla doluydu.
Danışma masasında ise hiç kimse yoktu. Hemşire bölümünü aranarak koridorda yürümeye başlamıştım ki hademelerden biri köşede neredeyse üstüme çıktı. Bir yandan serumu tutmaya çalışıyor, bir yandan da bir hastanın sedyesini itiyordu. "Yardımcı olabilir misiniz doktor? Bu hastayı ameliyat odasına çıkarmam lazım ama personel eksiğimiz var." Üstümde hala beyaz gömleğim olduğunu fark ederek paniğe kapıldım. Ne kadar personel eksiği vardı acaba? Üstüme ameliyat gömleğimi çekip bu adamı ameliyat etmem mi gerekecekti? Okulda apandisit ameliyatı yapmıştım ama hastanın kalp nakline falan ihtiyacı varsa benden medet ummasa iyi ederdi. Neyse ki ameliyat ekibi ameliyat odasında hazır ve nazırdı. Ben de yan kapıdan çıkıp gittim. Bu defa başka bir koridorda yürürken candan görünümlü bir hemşireyle karşılaştım. Ona bayılan kız öğrencileri sordum. "Aa, o olay geldi geçti. Nedenini bulamadılar." Koridora doğru bakarak işaret etti. "Şurada bugün taburcu olacak son kızın ailesini bulabilirsiniz." Hemşireye teşekkür ederek velilerin yanına gittim. Dorothy ile George Holland kızlarının odasının önünde fısıltıyla konuşuyordu. Kendimi Harvard'lı bir doktor olarak tanıttım ama daha baştan savunmaya geçmelerini istemediğim için psikiyatrist olduğumu söylemedim. Aile benimle okulda olanlar hakkında konuşmaya gönüllüydü. Kızlarının neden bayıldığı anlaşılmadığı için canları sıkkındı. "Çocuklar basbayağı hastaydı," dedi Dorothy. "Zar zor nefes alıyorlardı. Öğrendiğime göre kızımız Dorothy yerde seyiriyormuş ve neredeyse felçli gibiymiş." George araya girdi. "Okul olayı tamamen baştan savdı. Kimse hastalık kontrol merkezini çağırmadı. Sağlık görevlileri de doğru dürüst bir inceleme yapmadı. Bir şey onca çocuğu hasta etti. Bence okul örtbas ediyor. Salgına neyin yol açtığını bilmediğimiz doğru. Ama şurası kesin ki ben de sizin gibi buna neyin sebep olduğunu öğrenmek istiyorum." George gülümsedi. "Teşekkürler. Benimle aynı fikirde bir doktorun olması çok güzel." Devam ettim. "Duyduğuma göre o gün bolca heyecan ve karmaşa yaşanmış. Sizce hastalık belirtileri bu yüzden daha da kötüleşmiş olabilir mi?" Dorothy bana dik dik baktı. "Ne demek istiyorsunuz?" "Panik ve histeri çocukların hastalığını daha da azdırmış olabilir mi diyorum." George afallamış gibiydi. Dorothy ise sinirlenmişti. "Kızımın hastalanmış numarası yaptığını mı söylüyorsunuz yani? Yalancı mı diyorsunuz kızıma? 2 gündür hastanede yatıyor çocuk. Nesiniz siz? Psikiyatrist falan mı?" "Şey, evet, psikiyatristim." "Daha fazla uzatmayalım," diye çıkıştı George. "Sizinle konuşacak başka bir şeyimiz yok. Gel Dorothy." Kadın kocasının peşinden kızın odasına girerek kapıyı kapadı. Bugün benim için anket doldurmaya yanaşacaklarını pek sanmıyordum. Savunmaya geçişleri çok tipik bir tepkiydi. Kitle histerisi kurbanları ve aileleri kendilerine fiziksel belirtilerin olası psikolojik nedenleri konusunda yaklaşıldığında hep aksi yönde kaçarlar. İnsanlar genelde hastalıklarının kafalarının içinde olduğunu duymak istemezler. Bu olayı takip eden yıllar içinde bu tuhaf salgınların birkaçını daha inceledim ve altta yatan psikolojik nedenleri konuşurken çok dikkatli davranmayı öğrendim. Olayı hastanın bakış açısından düşündüğümüzde aslında kolayca anlayabiliriz. Kişi fiziksel hastalık belirtilerini gerçek birer belirti gibi yaşar ve olay etkisini göstermeye başladığında hasta kendisini kalabalığın heyecanına ve gerginliğine kaptırır. Peki, nefesin hızlanması, mide bulantısı, mide ağrısı gibi gerçek fiziksel deneyimler nasıl fiziksel olmayan bir hastalığın sonucu olabilir? Hastalar genelde zihnin bedene etki ettiği fikrine teslim olmaktansa hastalığa olmadık, acayip bir takım nedenler atamayı tercih ederler. Örneğin, kitle histerisi için yapılan tuhaf bir açıklamaya göre gaz sıkan bir deli, Matton, Linois'li genç kızların yatak odasının penceresinden içeri zehirli gaz sıkarak onlarda mide bulantısı, kusma, ağız ve boğazda yanma hissine yol açmıştır. Washington eyaletinde yaşayanların nükleer deneylerden tedirgin olduğu 1950'lerin başlarında ise pek çok kişi önceden fark etmedikleri araba camındaki bir delik veya girintiye kozmik ışınlarının ya da dünya manyetik alanlarındaki kaymaların yol açtığına inanmıştır. Hatta doğaüstü cinleri suçlayanlar bile olmuştur. Her ne kadar bu suçlama kitle histerisinden çok toplu hezeyanın bir örneği olsa da
Kaygılı bir grubun zaten var olan ama anksiyetenin yayılmasından önce fark edilmeyen fiziksel fenomeni nasıl yorumlayabileceğini gösteren iyi bir örnektir. Araştırdığım Boston Banliyö İlkokulu salgınında da yine bir takım söylentiler söz konusuydu. 12 çocuğun gıda zehirlenmesinden öldüğü söylentisi üzerine mütevefa şahısların ailelerine eşlik etmek için okula iki rahip gelmişti. Yayılan başka bir söylentiye göre de düşüp çenesini yaran çocuk, bayıldıktan kısa süre sonra açık kalp ameliyatı geçirmişti. Bunların ve zehirli dumanla sular hakkındaki diğer söylentilerin hepsi yanlıştı. Belirsizlik durumlarıyla karşılaştığımızda zihnimiz duruma açıklama getirmek için çaba sarf eder. Eğer belirtilere açıklama getirmenin bir yolu yoksa kendimizi kontrolü kaybetmiş gibi hissederiz ve korkumuz giderek artar. Üstelik belirtileri yaratanın kendi zihnimiz olduğunu öğrenirsek, o zaman zihnimizin yapabileceği diğer şeyler için daha çok endişeye kapılırız. İnsanlar beyinlerinin bir ruh tarafından ele geçirildiğinden ya da bir öcünün iradelerini yönettiğinden korkar. Bu durumda esrarengiz bir sudan zehirlenme teorisini benimsemeyi tercih ederler. Psikosomatik hastalık uzmanları kitle histerisi vakalarında ortaya çıkan belirtilere ek bazı fizyolojik açıklamalar getirdi. Buna göre insanlar heyecanlandıklarında ve korktuklarında hiperventilasyona yani sık nefes alıp vermeye başlar ve böylece soluk verirken aşırı miktarda karbondioksit bırakırlar. Düşük karbondioksit düzeyi kol, bacak gibi uzuvların kaslarında spazma yol açabilir ki bu da bazı hastaların yaşadığı uyuşukluğu, karıncalanmayı ve kas seyirmesini açıklar. Karbondioksit azalması, kağıt bir torbanın içine nefes alıp vererek kolayca tedavi edilirse hastalık belirtileri hızla ortadan kalkabilir. Şiddetli anksiyete durumlarında hastalar çoğu zaman normal fiziksel durumları fark edip yanlış yorumlar. Mide guruldaması, gıda zehirlenmesi sanılabilir. Etrafınızdaki insanlar da karınlarını tutup yere düşerse korkunuz giderek şiddetlenebilir. Dizleriniz tutmayabilir, yere yığılabilirsiniz. Grup dinamiğinin gücü kontrolü ele geçirebilir ve insanlar kalabalığın gösterdiği belirtilere kapılabilir. Grubun sosyal hiyerarşisi de belirtilerin yayılmasında rol oynayabilir. İlk önce popüler kızlar bayılırsa daha az popüler olanlar da onları takip eder. Boston Banliyö vakasında hastalanıp çenesine çarpan çocuk okulun en sevilen çocuklarından biriydi. Bu olaydan 10 yıl sonra Güney Kaliforniya'da sahne gösterisi yapan bir grup öğrenciyi aniden etkisi altına alan benzeri bir hastalık patlamasını daha inceledim. Araştırma ekibimizin bulgularına göre bir çocuğun histeri belirtilerine yakalanması konusunda en iyi tahmin unsurunun çocuğun arkadaşının hastalandığını görmesi olduğu ortaya çıktı. Kitle histerisi patlaması tüm gerekli unsurların bir araya geldiği kusursuz fırtına gibidir. Kalabalık, anksiyete artışı, ısı, yorgunluk veya açlık gibi fiziksel stresler ve sosyal ağ oluşumu. Kesilen bir çene ya da bir arkadaşın hazımsızlığı gibi tek bir tetikleyici, tam kapasiteli bir grup histerisine dönüşebilir. Günümüzde kitle histerisi baş gösterdiğinde sağlık görevlileri hem fiziksel hem de psikolojik açıklamaları tespit etmekte çok daha bilgililer. İnsanların genelde farkına varmadıkları şey şu ki, belirtilerin psikolojik bir nedeni varsa hasta hastalanma kararı almıyordur. Bu bilinçsiz bir süreçtir ve fiziksel semptomlar da gerçektir. Cuma akşamki gösteri için ilkokula giderken banyo güzergahını iyice bellemeye başlamıştım. Arabamı okuldan birkaç sokak geriye park ettim ve gösteri salonuna doğru yürürken gerçekten de bir vaka daha patlak verirse ne yapacağımı düşünerek kaygılanmaya başladım. Acaba markete uğrayıp insanların nefeslerini düzenlemeleri için birkaç yüz adet kağıt torba mı alsaydım? Sonra sahiden fiziksel bir neden varsa ve ben de hastalanırsam diye düşündüm. Daha da beteri, ya ben de kitle histerisine kurban düşersem? Pekala, sakin olmalıydım. Daha salona gitmeden histerikleşmeye başlamıştım. Hem de kerli ferli bir Harvard psikiyatristi olarak. Üstümde beyaz ceketimin yerine sıradan bir mavi takım elbiseyle içeri girdim. Salon velilerle ve öğrencilerin kardeşleriyle dolmuş taşıyordu. Cebimde not defterim, arkadaki koltuklardan birine oturdum
ve önemli bir gözlemim olduğu takdirde not almaya hazırlandım. Zehirli duman kokusu geliyor mu diye sağı solu belli etmeden kokladım. Hastanede tanıştığım Dorothy ile George'un salonun ön tarafında oturduğunu fark ettim. George biriyle konuşuyordu ama Dorothy gözlerini dikmiş doğruca bana bakıyordu. Bana hala kızgındı belli ki. Başımı hafifçe eğerek selam verdim ve ilginçtir ki o da samimi bir tavırla selamıma karşılık verdi. Saxon izleyicileri selamladıktan sonra koroyu sundu. Bense bir yandan onları izlerken bir yandan da salonda sıra dışı davranışlar var mı diye çevreme bakındım. 20 dakika kadar sonra sıkılmaya başladım. Her şey kazasız belasız gayet yolunda ilerliyordu. Ne karın ağrısı vardı ne de bayılan kızlar. Kitle histerisinden eser yoktu. İtiraf etmeliyim ki biraz hüsrana uğradım ama aynı zamanda da rahat bir nefes aldım. Gösteri bittikten sonra gitmek üzere ayağa kalktığımda birinin bana seslendiğini duydum. Doktor Small, Doktor Small, bekleyin lütfen. Dorothy'nin telaşla bana doğru geldiğini görünce kalkanlarımı hazırladım. Sizi tekrar gördüğüme memnun oldum. Hastanede size soğuk davrandığım için özür dilerim. Lindsay için çok endişeliydik de. Durumu nasıl şimdi? Dedim. Çok daha iyi, teşekkürler, dedi Dorothy. Ama bazı zorluklar yaşadı. Sizinle onu konuşmak istemiştim. Biraz vaktiniz var mı? Elbette, dedim. Gelin dışarı çıkalım. Yakındaki bir banka oturduk ve Dorothy bana olayı baştan sona kötü idare ettiği için okulu suçladığını anlattı. Ama Lindsay'nin diğer çocuklardan daha ağır hastalanmasına şaşırmamıştı. Son zamanlarda çok fazla hastalanıyor ve babasından 2 yıl önce boşandığımdan beri çok zorluk çekiyor. George ile evlenmemden sonra durum daha da kötüledi. Okula gitmediği günler çok arttı. Biraz burnu aksa, karnı ağrısa okula gitmeyi reddediyor. Ben de hiç sözümü geçiremiyorum. Sizce neden söz geçiremiyorsunuz? Dedim. Sanırım boşanma ve kısa süre sonra George'la evliliğim yüzünden suçluluk duyuyorum. Bu konuda doktorunuz ya da terapistinizle konuştunuz mu? Dedim. Hayır, konuşmadım. Siz psikiyatri olduğunuzu söylediğinizde ilk başta sinirlendim ama sahiden yardımcı olmaya çalışıyormuş gibi bir haliniz vardı. Üstelik Lindsay'de şu okul olayından beri iyice kötüledi. Şimdi okula gittiği takdirde diğer çocukların onu hastalandıracağını iddia ediyor. Görünüşe bakılırsa Lindsay boşanmayla ilgili duygularıyla başa çıkabilmek için fiziksel semptomlarını abartmıştı. Bedenselleştirme diye bilinen bu savunma mekanizması insanların duygusal acılarını fiziksel olarak ifade etmelerini sağlar. Lindsay stresle bu şekilde başa çıkıyorsa, kitle histerisi belirtilerinin onda diğer çocuklardan daha çok şiddetli baş göstermesi şaşırtıcı değildi. Annesinin boşanma konusundaki suçluluk duygusu büyük olasılıkla Lindsay'nin bedenselleştirmesini daha da güçlendirmişti. Dorothy sınırlar belirlese ve kızının okula gitmesinde ısrarcı olsa çok daha iyi edecekti. Ayrıca kızına boşanmayla ilgili duyguları hakkında konuşma fırsatı vermesi de faydalı olurdu. Tahminimce bu ailede fazla iletişim yoktu. Dorothy, dedim. Bana Lindsay'i anlatmana memnun oldum. İkinizin veya en azından Lindsay'nin olanlarla ilgili konuşmak için bir terapiste gitmesi iyi olabilir. Sizinle konuşabilir miyiz? Siz durumu anlıyor gibisiniz, dedi. Memnun olurum. Ama size yakın birini bulursak sizin için daha kolay olur. Lindsay'nin sorunları bir gecede ortadan kalkmayacaktır. Dolayısıyla şartlar açısından size daha uygun biriyle düzenli görüşmeniz daha iyi olabilir. Dorothy'ye yakındaki terapistlerin isimlerini vermek üzere bir sonraki hafta telefon edeceğimi söyledim. O da teşekkür ettikten sonra bana telefonunu verdi. George'un da çok memnun olacağını söyledi. Arabama yürürken Lindsay'nin durumunu düşündüm. Belki diğer çocukların bazılarında da benzeri sorunlar söz konusuydu. Boşanma çok yaygındı. Belki anne babası boşanan çocuklar kitle histerisi belirtileri sergilemeye daha yatkındı. Ayrıca histeri kısmen kaybetmenin yarattığı psikolojik stresle de tetiklenmiş olabilirdi. 6. sınıflar mezun olmak üzereydiler. Müdür kısa süre önce başka bir okula geçeceğini duyurmuştu ve öğrencilerin çoğu ilk defa yatılı bir geziye çıkmak üzereydi. Bu yaklaşan ayrılıkların ve kaybetmelerin neden olduğu kaygı da kitle histerisi vakasına katkıda bulunmuş olabilirdi.
Çocukların boşanma ya da yakın bir akrabanın ölümü gibi bir kayıp yaşayıp yaşamadığını soran bir anket kullanarak, önceki kayıpların çocuğun halihazırdaki kaybetme kırılganlığını etkileyebileceğini ve o çocuğu kitle histerisine hazır kıldığı teorisini kolayca test edebilirdim. Nihayet çalışmamla ilgili kafamda bir fikir netleşmişti. Kaybetmeyle takıntılı eski gözetmenim Profesör Lofton olsa bayılırdı çalışmanın geldiği noktaya. Fakat önce müdürü ikna etmem gerekiyordu. Hafta sonunu takiben onu aradım. Sekreteri beni hemen bağladı. Doktor Small, sizden haber almak ne güzel, dedi Saxon. Teşekkürler. Cuma akşamı bahar eğlencesinden çok keyif aldım. Çocuklar harikaydı. Haklıymışsınız. Endişelenecek bir şey yoktu. Esrarengiz hastalık baş göstermedi. Ben demiştim demeyeceğim ama gösteriden keyif almanıza sevindim. Bugün nasıl yardımcı olabilirim size? Sözünü ettiğim anket konusunda arıyorum sizi. Bu tür bir olayla baş etmek zorunda kalabilecek diğer müdürlere yardımcı olabilirseniz çok iyi olur. Velilere birkaç soru yönelten tek sayfalık bir anketim var. Çocukların katılması gerekmiyor. Kabul ederseniz siz ve okulunuz başka pek çok okula büyük yardımda bulunmuş olacaksınız. Bir araştırma çalışması yapacağımız fikrini olabildiğince yumuşatmaya ve Saxon'un hem yardımseverlik duygusuna hem de egosuna hitap etmeye çalışmıştım. İşe de yaradı. Olabilir aslında. Başka okullara yardımcı olmak güzel olur. Hem çocukları da doğrudan içermeyeceği için kuruldan geçirebilirim sanırım. Bana anketin bir kopyasını ulaştırabilir misiniz? Tabii ki, bugün gönderirim. Belki de araştırma alanında benim için bir umut vardı. O da olmazsa ilkokul politikalarında şansımı deneyebilirdim. Sayısız telefon konuşmasının ve sebatkarlığın sonunda nihayet anketime %80'lik bir yanıt aldım. Bir istatistikçiden sonuçların analizi için yardım istedim ve hipotezim doğru çıktı. Yaşanan vaka kesinlikle kitle histerisinin özelliklerini taşıyordu. Ayrıca erken yaşta yaşanan kayıp, aileden birinin ölümü veya anne baba boşanması hastalanan çocuklarda hastalanmayanlara kıyasla önemli ölçüde daha sık görülüyordu. Heyecana kapılmıştım. Bir çalışmamı yayınlatma yönündeki ilk girişimim başarılı oldu ve çalışmam gayet iyi bir dergide yayınlandı. Tıp camiasının bulgularım karşısındaki tepkileri hayli ilginçti. Tezimi Harvard Massachusetts General Hospital Araştırma Sempozyumundaki üyelere sunuşumu hatırlıyorum. Kitle histerisinin istikrarlı bir biçimde erkeklerden çok kızları etkilediğini bildirdiğimde uzmanların ve klinik hekimlerinin çoğu basbayağı cık cık yaptı ve kıkırdadı. Histeri belirtilerindeki cinsiyetler arası farklılıkları ne zaman anlatsam hem uzmanlardan hem de hastaların ailelerinden gerilim dolu tepkiler aldım. Yıllar sonra Harvard'dan Larry Summers akademik bir konferansta bilimde neden daha az sayıda kadının başarılı olduğu sorusunun doğuştan gelen cinsiyet farklılıkları tarafından açıklanabileceğini söylediği için oradaki başkanlığını kaybetti. Ben de kadınların kitle histerisi semptomlarına daha yatkın olduğu konusunda konuşurken yorum yapmadığımı, sadece bir bilgiyi aktardığımın anlaşılmasını sağlamaya daima dikkat ettim. Çalışmalar bunu ortaya koyuyordu ama nedenini kimse bilmiyordu. Belki mesele kızların daha yakın dostlukları ve daha sıkı sosyal ağları olmasıydı. Belki de erkeklere kıyasla birbirleriyle duygularını konuşmaya daha yatkın olmalarıydı. Ergenlik çağındaki erkekler duygularını içlerinde tutmaya ve diş sıkmaya eğilimlidir. Tıpkı babalarının da davranacağını düşündükleri gibi. Banliyö'deki gizemli hastalıktan hemen hemen 2 yıl sonra Boston'un başka bir banliyösünde çarpıcı derecede benzer bir vaka patlak verdi. Yine bir koro provası. Yine bayılan ve hastaneye kaldırılan çocuklar ve çevresel zehirler konusunda bolca kaygı. Çocuklar yine hızla iyileştiler ve ben henüz oraya gidemeden okul aynı günün akşamında gösteriyi sergilemeye karar verdi. Ancak çocukların şarkı söylemeye başlamasından hemen sonra koroya yeni bir bulantı ve bayılma dalgası yayıldı. Daha ağır hasta olan çocuklar o gün ikinci defa hastaneye yetiştirilirken ambulanslar ve itfaiye arabaları histerik kalabalığı daha da galeyana getirdi. Çocukların tümü bir kez daha birkaç saat içinde iyileşti ve çoğu kitle histerisi vakasında olduğu gibi olaydan daha çok kızlar etkilendi.
Bense bu defa soluğu müdür odasında almadan önce ülkenin önde gelen psikiyatrik araştırmacılarının birine danışmaya karar verdim. Gerald Kellerman, Ulusal Akıl Sağlığı Enstitüsü'ndeki görevinin ardından Harvard'a dönmüştü ve ben de o gün onunla görüşme şansını yakaladım. Yaşanan gizemli okul hastalığının yanı sıra 2 yıl önceki olayları ve yaptığım çalışmayı anlattım. Gerald bana bu defa okulla uğraşmayı bırakıp doğrudan Sağlık Müdürlüğü'ne gitmemi söyledi. Sağlık görevlilerinin doğruyu ortaya çıkarmak gibi bir zorunluluğu vardı. Oysa okul sistemi genelde hata yapmamakla ve izlerini kapatmakla daha çok ilgileniyordu. Claremont'un bu önerisi bana öyle bariz göründü ki keşke bu konuşmayı 2 sene önce yapsaydım diye düşündüm. Sağlık Müdürlüğü ekibe katılmama çok memnun oldu. Bu tür bir salgında gerçek tecrübe sahibi Harvard'lı bir psikiyatrist araştırma için bir kazanç olacaktı. Onlar da bana yapmak istediğim her tür araştırma çalışmasında yardımcı olacaklardı. Beni geçici sağlık araştırmacısı atadılar ve bu defa anketleri hem çocuklara hem de velilere dağıttım. Sağlık Müdürlüğü sayesinde %100'lük bir geri dönüş aldım. Çalışma, sözü konusu vakanın kitle histerisinin tüm tipik özelliklerini içerdiğini doğruladı. Bayılma, nefes sıklığı, hastalığın hızla gelişip kaybolması, kızların erkeklerden daha çok etkilenmesi ve başkalarında gözlemlenen belirtilerin yayılması. Tüm bunlar fiziksel bir salgının aksi yönünde güçlü işaretlerdi. Ancak bu vakada enteresan bir durum söz konusuydu. Vakadan 2 gün sonra hastane laboratuvarı hasta çocukların 13'ünden alınan idrar örneklerinde böcek ilaçlarında, plastiklerde ve dezenfektanlarda görülen bir kimyasal bileşene rastlandığını açıkladı. Çevresel kirleticiler konusundaki genel kaygılara rağmen velilerin çoğu şaşırtıcı bir biçimde çocukların idrarındaki toksine ilişkin laboratuvar sonuçlarına sevindi. Veliler çocuklarını zihinlerinin hasta ettiği olasılığını değerlendirmektense bu açıklamayı benimsemeyi tercih ediyorlardı. Ancak haftalar sonra görevliler mahcubiyet içinde okulda ve çevresinde herhangi bir toksinin bulunmadığını duyurdu. Çalışmayı anlattığım New England Journal of Medicine'deki makalede ifade ettiğim gibi toksin numuneleri içindeki kondukları plastik kaplardan bulaşmıştı. Cam kaplarda saklanan numunelerin hepsi temizdi. Fiziksel ve psikolojik kanıtların bu şekilde birbirine karışması, yıllar içinde incelediğim onlarca gizemli hastalığın tipik özelliğini oluşturdu. O zamandan bu yana incelediğim ve yazdığım tüm kitle histerisi vakalarında benim için yanıt bekleyen soru bunların neden daha sık gerçekleşmediği oldu. Gerekli temel malzemeler psikolojik ve fiziksel stres altında, belki aç, yorgun veya her ikisi birden. Hemen her gün dünyanın dört bir yanında bir araya geliyor. O halde insanları uçurumdan aşağı iten ve zihinlerinin bedenlerini toptan ele geçirmesini sağlayan o nihai tetikleyici nedir? Bu sorunun yanıtını aramayı hala sürdürüyorum.